Merhabalar, Burak Kunt, Çanakkale'nin belediye başkan adayı. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Burak Kunt kimdir? Efendim benim adım Burak Kunt. 1986 yılında Çanakkale'de doğdum. Milli Piyango Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Ekonomisi bölümünü kazandım. Sonrasında işletme yöneticiliği, yüksek lisans programından finans ve muhasebe üzerine yüksek lisansımı tamamladıktan sonra vatani görevimi tamamladım. Bu esnada Sabancı Holding ve Yıldız Holding gibi şirketlerde bir süre çalıştıktan sonra dediğim gibi vatani görevi tamamlayarak Çanakkale'ye döndüm ve kendi ait olan Kunt Plastik şirketini kurdum. Kendi şirketim bugün hala hayatta devam diyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasında 5 sene içerisinde iki kere üst üste Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına giderek böyle bir başarı elde ettik. Aynı zamanda evliyim, bir çocuk babasıyım. 2019 yılında belediye meclis üyesi olarak siyasete başladım. Çanakkale'nin sorunları için elimden geldiğince çözüm üretmeye çalıştım. Aynı zamanda 2 dönem Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği ve 2 dönem Çanakkale Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ama ne yazık ki bu dönem içerisinde Çanakkale'nin sorunlarıyla ilgili hep yapıcı eleştiriler yapmaya, çözüm üretmeye çalışan bir yöntemimiz ve metodumuz olsa da ne yazık ki bunları tabana uygulayamamanın üzüntüsüyle birlikte dedik ki bu iş artık olmuyor. Aşağıdan yukarıya biz bu işi beceremeyeceğiz diyerek yukarıdan aşağıya bu işi yapmamız gerektiğine inanarak bugün karşınızda 2024 yerel seçimlerinde Çanakkale'nin belediye başkanı adayı olarak bulunuyorum. Aday olmayı nasıl karar verdiniz? Nasıl gelişti bu süreç? Aslında en büyük sorun Çanakkale'de şu. Ben sivil toplum kuruluşlarında olsun, siyasetin içerisinde olsun, Çanakkale'de iş yapmaya çalışan bir iş insanı olarak Çanakkale'nin sorunlarına hep özellikle lik sorunlarına çözüm getirmeye çalıştım. Bu şehirde doğulmuş, büyümüş bir insan olarak elimden geldiğince hep katkı sunmaya çalıştım ama ne yazık ki hiçbir platformda ne vatandaşımıza ne şehre doğrudan dokunabilme fırsatı yakalayamadım. Ve bunun yönteminin sanırım artık en baştan itibaren bir belediye başkanı olarak Çanakkale'ye dokunmak olduğunu düşündüm. Ve şunu söylemem lazım. Ne yazık ki Çanakkale siyasetinde çok uzun süredir, belki Türkiye siyasetinin içinde de böyle iki kutuplu bir siyasi anlayış var ve bu iki kutuplu siyasi anlayış ne yazık ki hizmet üretmek yerine bir kayıkçı kavgasının içine tutuşmuş durumda. Bu kayıkçı kavgası da ne yazık ki hizmeti getirmiyor. Birçok ilde olduğu gibi Çanakkale'de de ceketimi koysam kazanırım anlayışı ne yazık ki dediğim gibi Çanakkale'nin sorunlarına bir türlü çözüm olamıyordu. Biz burada dedik ki tüm vatandaşlarımıza, tüm Çanakkale'lere artık mecbur değilsiniz. Artık bir alternatifiniz var. O yüzden biz bu sürece aslında Çanakkale'ler için çıktık diyebiliriz. Oyları böldüğünüzü düşünüyor musunuz? Çanakkale'deki birçok seçmenin de herhalde gönlünden geçirdiği bir sorudur. Böyle bir endişe olduğu doğrudur. Ben de sık sık duyuyorum ama özellikle son dönemde bu sorunun cevabını verdiğimi ve de gönülleri atlattığımızı düşünüyoruz. Çanakkale'de bir antipati vardı. Çanakkale seçmenin bu antipatisinin karşılığında da biz aslında Çanakkale'lilere bir sempati yarattık. Bazı kayıkçı kavgası dediğimiz ve ceket siyasi dediğimiz bu sistemi değiştirmek için sadece Çanakkale'nin sorunlarından bahsettik. Bu sorunlardan bahsettikçe de Çanakkale'liler aslında dediler ki evet bizim hizmete ihtiyacımız var. Bizim çözüme ihtiyacımız var. Çanakkale'nin kronik sorunlarının çözülmesine ihtiyacımız var diye baktılar. Bu noktada şunu söylemem lazım. Birçok anket var. Özellikle son dönemde ulusal bir şirketin bizim anketimiz değil. Ulusal oracı anket firmasının yayınladığı bir anket var. Burada birinci sıradayız. Bizim de yaptırdığımız birçok ankette çıkıyoruz. Ben anketlere inanan bir adamım. Ama vatandaşımızın çok inandığını düşünmüyorum. Özellikle son seçimlerden itibaren de Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir tepki var anketlere. Benim için kendi yolumu her ne kadar gösterse de anketlerle ilgili şunu söylemem lazım. Çanakkale'de bugün nerede anket yaparsanız yapın biz her ne kadar birinci çıksak da bütün vatandaşlarımıza da, bütün herkese de şunu söylüyorum sokağa bakınız. Biz ilk başta insanların aklına girdik. Sonra vatandaşımızın dilinde olmaya başladık. Bugün de gönüllerdeyiz. Ben artık akşam sofralarındayım. Vatandaşımızın çay sohbetlerindeyim. Sokaklardayız. Bunu da görmek bizi çok mutlu ediyor. Hiç kimse endişe etmesin. O anketlerde gördüğü rakamlar doğrudur ve bizim Çanakkale'de artık oy bölmek gibi bir durumumuz yoktur. Çanakkale'de artık kayıkçı kavgası bitecek, ceket siyaseti bitecek. Artık siyaset değil, hizmet gelecek. 3 aday program yaptınız. Sonra o video sosyal medyada yayıldı etti. Ben sistem şu Türkiye'de yalnızca 12 büyük şehirde. Yani nüfusumuzun belli bir orana gelmesi lazım. mümkün Çanakkale'nin Kepes'le birlikte 200 küsür binlik nüfusunun %7'sini siz toplu taşıma üzerinden geçiremeyeceğinizi iddia ediyorsanız sizin gerçekten Çanakkale'nin toplu taşıma ile ilgili bir çözüm öneriniz yok demektir sonra neler değişti? Aslında siyasetin geldiği noktayı gösteriyor bu video. Bir kere üç adaya teşekkür etmek lazım. Çanakkale ruhu budur. Üç aday da birçok ilde olmayan bir şekilde iki kez bir oturumda karşılıklı sorulara, vatandaşın sorularına cevap verdiler. Ama dediğim gibi siyaset artık kayıkçı kavgasından çıkmalı. Herkes kendisinin iddiasını açıklamalı. Çünkü siyasetin doğasında ve temelinde vaat vermek vardır. Siyasetçi der ki ben daha iyisini yaparım. Ama ne yazık ki son özellikle 10-15 senedir geldiğimiz nokta herkes birbirinin projesiyle ilgili konuşuyor. Kimse ne yapmak istediği anlatmıyor. Biz de aslında videoda bunu söyledik. Dedik ki rakibimize Muharrem Bey lütfen artık bizim yapacaklarımızla ilgili konuşmayı bırakınız. Çanakkale'nin kronik sorunları ile ilgili ne yapacaksınız onu anlatınız dedik. Ve de bugüne kadar hiçbir belgesi olmayan iddialarını o asılsız iddialarını tek tek yalanladık. Açıkçası ben de bu kadar viral olacağını, popüler olacağını beklemiyordum. Tüm ülkede yayıldı bir anda. Özellikle X platformunda bayağı bir yayıldı. Çok güzel geri dönüşler var. Şunu görüyorum. Gençler özlemişler. Vatandaş özlemiş. Doğruları konuşan. Sadece hizmeti konuşan. Sadece sorunları konuşan, sadece şehri konuşan bir siyaset anlayışını özlemiş. Bunu görmek beni çok mutlu etti aynı zamanda da cesaretlendirdi diyebilirim. Size göre Çanakkale'nin sorunları nelerdir? Çanakkale'nin en büyük sorunlarını sorduğumuzda 5 başlık altında topluyoruz bunları. Bunların bir tanesi toplu taşıma, trafik, otopark, çöp ve temizlik ve de deprem. Öncelikle depremi söylemek lazım çünkü bence Türkiye'nin tüm illerinin en büyük sorunudur deprem. Bu konuda depremle alakalı yapmak istediklerimizi de müsaadenizle söyleyeyim. Biz afet öncesine yoğunlaşacağız. Çünkü afetin anı ve sonrası ile ilgili yapılacakları burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Öncesi olmazsa olmaz. Bunun içinde en önemli şey afetin öncesiyle ilgili Çanakkale'de 2001 öncesinde yapılmış yani yapı denetim hizmeti almayan 5300 tane binamız var. Bu binalarımızın büyük bir çoğunluğunun riskli yapı olarak çıkacağını bugün öngörebiliyoruz. O yüzden de bunlarla ilgili öncelikle bir güçlendirme konusunu gündeme getireceğiz. Çünkü Çanakkale'de güçlendirme yapan firma sayısı şu an çok az. Bununla ilgili teşvikler, eğitimler, çeşitli görüşmelerle güçlendirmeyi ön plana çıkaracağız. Sonrasında tabii ki yapamayacağımız bazı yerlerde kentsel dönüşümü elimizden geldiğince ince hızlı ve de ada bazlı olarak. Ada bazlı yapamadıklarımızda parsel bazlı olarak çeşitli teşviklerle hızlıca hayata geçireceğiz. Tabi bunun yanında aynı zamanda başka konular da var. Örnek veriyorum altyapı konusu gibi. Dirençli bir kent inşa etmek istiyorsanız afetlere dirençli bir kent altyapısını da dirençli hale getirmeniz gerekiyor. Kanalizasyonunuz, su hattınız, elektriğiniz, iletişiminiz bunların her birini de aynı zamanda dirençli olup olmadığı ile ilgili hızlıca çalışmalara başlayacağız. Bir de bunun düşünülmeyen bir tarafı daha var. Kentsel dönüşüm yaptığınızda çok ciddi bir moloz çıkıyor. Bu moloz aynı zamanda müthiş bir ekonomik Değer. Çanakkale olarak bu değeri de kaybetmemek ve bundan da gelir elde edebilmek adına moloz geri dönüşümü ile ilgili çalışmalara da hızlıca başlayacağız. Diğer sorun çöp ve temizlik demiştik. Çöp ve temizlik Çanakkale'nin ne yazık ki ben bugün bu platformda sizin huzurunuzda bunu konuşuyor olmaktan açıkçası bir Çanakkale'li olarak çok üzülüyorum. Böyle bir ruha, böyle bir maneviyata sahip bir şehirde bunu konuşmuyor olmamız lazım. Ama sistemi revize edeceğiz diyerek hızlıca üzerinden geçeyim, detaylara girmeyelim. Çöp kutularımızı yerin altına alacağız. Bu çöp kutularımızın biraz daha büyüterek yerini daha ayrıştırmaya izin vereceğiz. Aynı zamanda zamanda da her çöp kutumuza sensörlerle doluluk takibi yapacağız. Bir çöp takip merkezi ile birlikte bundan böyle kaynaklarımızı verimli kullanacağımız bir sisteme geçiyoruz aslında. İstediğimiz şey şudur. Eğer ki bir çöp kutusu o gün dolu değilse oraya çöp aracımızı göndermeyelim. Trafiğe sebep olmayalım. Boşu boşuna akaryakıt yakmayalım. Personelimizi boşu boşuya göndermeyelim. Kaynaklarımızı kısacası bugünün dünyasının en büyük sorunu olan kaynakları verimli kullanma noktasında iyi bir şekilde kullanalım istiyoruz. Bu aynı zamanda Çanakkale'nin birçok maliyet ürününe de suyundan tutun vergilerine de indirim sağlanacak, maliyetleri azaltacak bir projedir. Ve bugün Çanakkale vatandaşının nezdindeki en büyük sorun da toplu taşıma, trafik, otopark. Niye bunların üçünü aynı anda söyledim? Biz sebeplerle ilgilenmek istiyoruz, sorunlarla değil, sonuçlarla değil. Çünkü sonuçları çözmeye çalıştığınızda bugünü çözüyorsunuz ama gelecek için ne yazık ki doğru bir çözüm olmuyor. Bugün Çanakkale'deki trafik ve otopark sorununun asıl sebebi toplu taşımadır. Kötü bir toplu taşıma ne yazık ki Çanakkale'de vatandaşımızın kendi aracıyla şehrin içine girmesine sebep olmaktı. Bu da trafiğe dolayısıyla da otopark sorununa sebep olmakta. O yüzden bizim için asıl çözüm Çanakkale'nin hızlı, konforlu, ucuz ve de çevirici bir toplu taşıma modelini hızlıca hayata geçirmektir. Bunun için bir ana aktarma hattı kuracağız. Çanakkale'nin o ince uzun kent olmasından faydalanacağız. Orada Çanakkale'nin en yoğun olan hattını tramvayla geçeceğiz. Toplamda 4 kilometrelik ilk etapta bir tramvay inşa edeceğiz. Bu tramvayımızla şehri boydan boyu 13 dakikada geçebilme fırsatı tanıyacağız. Aynı zamanda dediğim gibi konforlu, hızlı olacak, ucuz olacak elektrikle çalıştığı için ve en önemlisi bence Çanakkale gibi bir yerde Kaz Dağları'nın dibinde çevreci olacak. Daha sonrasında yan hatlardan biz otobüs sayısını arttıracağız. Nasıl arttıracağız? Tramvayı koyduğumuz için tramvaydaki otobüsleri yan hatlara kaydıracağız. Kademeli olarak zarar eden hatlarımızı da elektrikli otobüslere çevireceğiz. Öğrencilerimiz için de aynı zamanda bir aylık abonmana geçeceğiz. Ben şuna inanıyorum. Yaptığımız bu modelle bundan böyle Çanakkale'nin 30 senelik toplu taşıma sorununu bugünden itibaren çözmeye başlamış olacağız diye düşünüyorum. Sonrasında da inşallah diğer etaplarla birlikte bu sorun tamamen çözülecek. Daha önce Çanakkale'de yaşamış biri olarak soruyorum bu soruyu. Birazcık özel bir soru ama. Drift falan yapabilecekleri bir alan <laughs> düşünüyor musunuz? <laughs> Valla gençlerimiz istiyor. Dahası şey de istiyor. Motorsiklet kullanan gençlerimiz de istiyor. Bununla ilgili yapmak istediğim şeyler var. Kadronuzu kurarken nelere dikkat edeceksiniz? Hep diyorum ya ne yazık ki kötü bir siyaset anlayışının getirdiği sorular bunlar bize. Çünkü her gelen kendi kadrosunu getiriyor. Kendi partilerini getiriyor. Liyakat de değil ne yazık ki sadakat de yönetilen bir ülke olup çıktık. Bu noktada şunu söylüyorum. Belediyemizin faaliyet raporunda 1303 tane personeli gözüküyor. Bir. Nisan itibariyle 1300 tane arkadaşımız benim ekibimdir. Çalışan, üreten, Çanakkale için proje üreten, verimli olan her arkadaşımızla birlikte yola devam edeceğiz. Dahası onlara şöyle de bir vaat veriyorum. Çanakkale'deki bu arkadaşlarımızın her birinin bugün yönetimsel anlamda bazı sorunları var. Ben bir iş insanı olarak, yönetmeyi bilen bir arkadaşları olarak, bir hemşerileri olarak Çanakkale Belediyesi'nde çalışan bu ekibin bir kere öncelikle kariyer planlamasını tekrardan yapacağım. Herkesi liyakat sahibi olduğu konuda çalışması için organizasyon şemasını tekrardan yenileyeceğim. Bu noktada bu arkadaşlarımız bundan sonra üreteni cezalandıran değil ödüllendiren bir sisteme geçmesini sağlayacağım. Bundan böyle Çanakkale Belediyesi'nde insanlar gülümseyecek. Çünkü ben biliyorum ki mutlu olan bir insan çalıştığı yerde işinden tatmin olan bir insan refah seviyesi artmış bir çalışan hizmetini de mutlu verir, üretir. O yüzden hiç kimsenin çekincesi olmasın. Ben o tip bir siyasetçi değilim. Kendi kadrosunu dolduracak bir siyasetçi değilim. Çanakkale'nin çocukları Çanakkale'nin insanları, liyakat sahibi insanları Çanakkale Belediyesi'nde Çanakkale'liler için üreterek çalışacaklar. En önem verdiğiniz konu ne olacak? En önemli konu bana kimse kızmasın lütfen hiçbir yaş grubu hiçbir vatandaşım kızmasın görev yaptım 5 sene boyunca en önemli şey benim için çocuk olacak Çanakkale Belediyesi'nin girişinde kocaman çocuk yazacağım Çanakkale'nin bir yıllık bütçesi 2 milyar lira ben bu bütçeyi öncelikle çocuklar için harcayacağım Çocuklar için yapmak istediğim çok şey var çünkü inandığım şey şudur Biz Çanakkale'nin kaynaklarını ne yazık ki Türkiye'de birçok noktada olduğu gibi halka eşit bir şekilde dağıtamıyoruz Çocuklar için yapmak istediğim şeylerden birkaçından bahsedeyim müsaadeniz olursa Ailelerimizin üzerindeki yükü de almamız gerektiğine sonuna kadar inanan biri olarak. Diyoruz ki önceliğimiz çocuk olacak ve de hiçbir anne ve baba çocuğuyla ilgili benim dönemimde yutkunmayacak. Yutkundurtmayacağız. Kreş sayısı hızlıca arttıracağız. Olmazsa olmaz bir iş. Maliyetler çok arttı. Ekonomik durumumuz ortada. Ama bunun dışında kreşler belirli bir yaşa kadar durumu karşılıyor. Ama Çanakkale'de gördüğüm bir sorun da şudur. Vatandaşın mesai saatleriyle çocuklarımızın okuldan çıkış saatleri birbirine uymuyor. Bu da çocuklarımızın 2-3 saatlik bir durumda eğer ki bir aile büyüğü yoksa sokakta, evde yalnız veya bir kafede geçirmesini gerektiriyor. Bu da birçok güvenlik zafiyetine sebep oluyor çocuklarımız için. Burada etüt merkezleri açacağız mahallelerimize. Bu etüt merkezlerinde istediğimiz şey şudur. Ders çalışır, çalışmaz, arkadaşlarıyla oynar. O benim işim değil. Benim istediğim şey şudur. Bizim gözetimimiz altında güvenle çocukların, annelerinin ve babalarının akıllarının kalmayacağı bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak. Karınlarını doyurabilmek. O yüzden bu projeyi hızlıca hayata geçireceğiz. Bir ikinci projemiz Çanakkale'de devlet okuluna giden 7000'e yakın ilkokul öğrencimiz var. Bu ilkokul öğrencilerimizin her birine ücretsiz sabah kahvaltısı vereceğiz dedi. Bu noktada bazı eleştiriler de alıyoruz. Çünkü şöyle bir yanlış algı var. Efendim ihtiyaç sahibi çocuğa verelim. Bunu topyekun reddediyorum. Çanakkale'de değil tüm dünyada çocuğun hiçbiri ihtiyaç sahibi, zengin, fakir diye ayrılamaz. Yan dairede doğan bir çocuk zengin, bu dairede doğan çocuk fakir diye bir ayrımı ben Burak Kunt olarak kabul etmiyorum. O yüzden de diyorum ki tüm çocuklarımız güne eşit başlayacak. Bundan sonra öğün atlayan hiçbir çocuk olmayacak. O yüzden böyle bir projeye başladık. Kooperatifimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz. Kooperatifimizde ilk başta kadınlarımızı istihdam edeceğiz. Çanakkale Çanakkale'nin ürünlerini Çanakkale'nin çiftçisinden alacağız. Bu ürünleri zincir marketlerde değil ilk başta sadece Çanakkale'nin bakkalında Çanakkale'nin esnafında satacağız. Esnaf da kazanacak. Ve Çanakkale'lilere de bir fırsat vereceğiz. Çocuklarınızı kahvaltılarını ücretsiz olarak sağlayabilmek için gelin bu kampanyayı, bu projeyi destekleyin diyeceğiz. İlk yıl 50 milyon lira bir bütçesinin olacağını tahmin etmekle birlikte büyük ihtimalle 3. yılın sonunda Çanakkale Belediyesi'ne hiçbir bütçe, hiçbir maliyeti olmayacağını ümit ediyoruz. Sonrasında da hızlıca bunu arttıracağız. Spor tesisleri 0-6 yaş kütüphanelerimiz, çocuk parklarımız ve çocuk parklarımızın yapılarının yenilenmesi, yanlarına yapılacak kafeler aileler için gibi böyle birçok daha proje var ama sorunuzu tekrar cevaplamam gerekirse öncelik çocuk olacak. Eğer başka olursanız şimdiki Çanakkale ile 5 yıl sonraki Çanakkale arasında ne fark olacak, ne değişecek? Öncelikle şunu söyleyelim. Toplu taşıma ile ilgili çok ciddi çözüm adımlarının atıldığı bir 5 sene geçecek. Yeni otoparklarımızın yapıldı, ama şehrin içerisine giren araç sayısını daha çok azaltmak istediğimiz bir 5 yıl olacak. Çanakkale'nin kıyı şeridi büyük betonerme binalar yaparak en güzel yerlerine ihanet etmediğimiz bir 5 sene olacak. Çocuklarımızın öncelikli olduğu bir 5 sene olacak. Çanakkale'nin turizminin sonuna kadar kalkındığı, gecelik konaklama sayısının iki katına çıktığı, esnafının kalkındığı, öğrencilerinin, çalışanlarının, aile büyüklerimizin, emeklilerinin mutlu olduğu Çanakkale, mutlu bir Çanakkale olacak 5 senenin sonunda. Son olarak vaatleriniz ve projelerinizi anlatır mısınız? Biraz gençlerden bahsetmemiz lazım. Çünkü bugün benim Çanakkale'deki en büyük destekçim onlar. İnanılmaz bir destek var orada. Aslında bununla ilgili benim de çok bir şey yaptığım yok. Gençler özlemişler, kendilerine yakın, kendi frekanslarını anlayan, kendi dillerini anlayan, aynı frekansta düşünebildikleri abilerimi ve bir arkadaşlarını özlemişler diyebiliriz. Ve ben de onlara hep şunu söylüyorum: Ben sadece kapıyı aralayacağım. Geri kalanı onlar yapacak. Gençler yapacak diyorum. Gençlerle ilgili de en büyük projem şu. Bunu söylemem lazım. Ben genç olduğum dönemde hep şu noktada çok kızardım. Bize sorarlardı. Gençler sorunlarınız ne? Bir siyasetçiden duymak istediğim en son cümle budur. Gençlere sorunları sorulmaz efendim. Gençlere sorumluluk verilir. O sorumlulukla sorunlar çok özmesi istenir. Ama ne yazık ki sadece lafta olduğu için gençlere biz diyoruz ki efendim sorunlarınız nelerdir? Biz bu konuyu topyekun değiştiriyoruz. Gençlere sorumluluk veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Belediye meclisimizde 40 koltuğumuz olacak bizimle birlikte. Bu 40 koltuğun aynısından bir tane gençlik meclisi kuracağız. Bu gençlik meclisini ben yöneteceğim belediye başkanı olarak. Bir bütçesi olacak. Canlı yayınlayacağız her ay. Sanayiden de gencimiz olacak. Lise son sınıftan da olacak. Üniversiteden de olacak. Çanakkale'nin genelinden gençlerimizi toplayacağız ve diyeceğiz ki size burs veriyoruz. Ayın bir günü burada benimle birlikte geleceksiniz. Sorunlarınıza çözüm üreteceksiniz. Bundan sonra size biri sorarsa da deyin ki Burak abi bize artık bu soruyu sormanızı istemiyor. Bize sorumluluk vermenizi istiyor. Biz geliyoruz diyeceğiz. Benim iddiam şudur gençlerin elinin değdiği bir Çanakkale çok mutlu olacak. Bizi toplu taşımayla ilgili tramvay noktasında da tramvayı nasıl yapacağımız noktasında da birkaç konuda bilgi vermemiz lazım ve artık bence bu tartışmayı da bitirmemiz lazım. Dediğim gibi Çanakkale'de tramvayı Atatürk Caddesi üzerinden yapacağız. Burada şu anda iki tane iki yönümüz var. Toplamda dört şeridim var. Bu dört şeritten birer şeridimiz otopark olarak kullanılıyor. Bu otopark olarak kullanılan şeritlere bundan sonra diyeceğiz ki bundan sonra yol kenarına park etmek yok. Katlı otopark yaptık size. Buyurun efendim buralara park edin dedikten sonra trafiğimize iki şerit kazandırmış olacağız. Yapmak istediğimiz tramvayımızı tek şerit üzerinden götürüp getirebiliyoruz. Bu sistemi yaptıktan sonra da aynı zamanda bir şeritte trafiğe kazandırmış olacağız. Toplam projemizin maliyetinin faiziyle birlikte 10 yıllık vadelendirdiğimizde 1 milyar liralık bir bütçesi olacağını bugün öngörüyoruz. Yıllık 100 milyon liralık bir ödememiz olacak. Bu 100 milyon liralık ödeme bizim bir yıllık belediye bütçemizin sadece %5'ine tekabül ediyor. Biz zaten şu anda mevcut kooperatifimizi yani özel halk otobüsleri kooperatifini sübvanse etmek için her sene cebimizden 50 milyon liraya yakın bir para çıkıyor. Aslında önerdiğimiz şey şudur. Gelin bu parayı boş boşuna vermeyelim. Zarar eden bir sistem yerine çok uzun yıllar ekonomik ömrü olan tramvayı hayata geçirelim ve bu tramvay 12 ila 14 senenin sonrasında Çanakkale'lerin olsun diye bir önerimiz var. Aslında bu öneri sonrasında da bugün dediğim gibi artık hayalden çıkmış ve hedefe dönmüş durumda. Toplamda dediğim gibi 13 dakika sürecek ve Çanakkale'nin bütün trafik yükünü çekecek. Bununla ilgili bize gelen eleştiriler rakiplerimizin bu videoda da söylendiği gibi 1 milyon nüfus olması gibi bir şart iddiası vardı. Böyle bir şart iddiası yok efendim. Böyle bir şey hiçbir yerde yazmamakta. Şayet 1 milyon nüfus gerekli olsaydı bugün her yerine tramvayla gittiğiniz eski Eskişehir'de Eskişehir nüfusu bile 1 milyon değil. 920 bin nüfusları var. Daha sonrasında büyük şehir olma zorunluluğu var dendi. Böyle de bir zorunluluk yok. En sonunda dendi ki saatte 10 bin ortalama ama bin sayısı gerekiyor dendi. Efendim bu da yanlış bir tabir. 11. Kalkınma raporunda der ki tramvayın açılabilmesi için o günkü yani açılacağı yıldaki talebin pik saatte insanların işe giderken, çocukların okula giderken ki o saatte tek yön 7000 olması gerekmekte. Bizim de planımız şudur. Çanakkale'yi boydan boya geçecek ana aktarma hattı olan bu hatta. 7000 gittik 7000 geldik 14000. Çanakkale'nin nüfusu Kepez beldesiyle birlikte şu anda 200 küsür bin biz 200 bin olduğunu hesaplarsak Çanakkale'nin %7'sini o pik saatte biz insanlar işe giderken, çocuklar okula giderken tramvay üzerinden geçireceğiz. O yüzden de diyoruz ki bu konuya karşı çıkan birisi varsa Çanakkale ile ilgili bir toplu taşıma çözümü yok demektir. Kimse merak etmesin biz bu işi yapacağız. Çok kısa zamanda da Çanakkale tramvayına kavuşmuş olacak. Çevre konusu malum Çanakkale'nin Kaz Dağları. Ben de o coğrafyada büyümüş, Kaz Dağları'nın dibinde doğmuş biri olarak şunu söyleyeyim. Çanakkale'nin de Kaz Dağları'nın da üstü altından değerlidir. O yüzden de bu mücadeleyi hep vermiş birisi olarak Çanakkale'de çevrecilik anlamında burayı korumak anlamında elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Ama buraya bir parantez açmam gerekiyor. Çevreci olabilmek istiyorsak ve çevreci olduğumuzu iddia ediyorsak öncelikle kendi kapımızın önünü süpürmemiz gerekiyor. Oradaki mücadeleyi her zaman vermeye hazırız. Her zaman da vereceğiz. Çanakkale Belediye Başkanı olduğum dönemde de asla ve asla kendi Atıkhisar havzamdan, su havzamdan tutun Kaz Dağları'nın tek bir ağacına kadar hep arkasında olacağım. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Lakin kendi kapımızın önünü süpürmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamam lazım. Neyden bahsediyorum? Siz çevreciyseniz sizin artık akaryakıtlı ulaşım modelinden vazgeçmeniz lazım. Siz çevreciyseniz artık elektrikli otobüsleri konuşuyor olmanız lazım. Çevreciyseniz çöp toplama araçlarınızın bugün hala akaryakıtlı sistemle olmaması lazım. Rotalarının artık yapay zekayla ve anlık biraz önce anlattığım gibi sensörlerle denetleniyor ve yeni rotalar çıkarılıyor olması lazım. Hepsini geçtim. Çanakkale'de siz hala aydınlatmanızı eski yöntemle yapıyorsanız ve hala LED sisteme geçmediyseniz sizin çevreciliğiniz biraz söylemde kalıyor. Biz gerçek anlamda çevreci olacağız. Kimse merak etmesin. Kaz Dağları da bizim Çanakkale'de Çanakkale'nin merkezi de bizim. Çanakkale'nin tek tek her noktası bizimdir. Kimse merak etmesin diyoruz. Turizm Çanakkale'nin olmazsa olmazı. Lokomotif sektörü. Ben bu bacasız sanayinin Çanakkale'de geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve size burada anlatabileceğim onlarca detay var bununla ilgili. Ama ben bu konuda sizi şaşırtacak bir şey söyleyeceğim. Turizmle ilgili tek bir şey yapacağım. 5 tane başkan yardımcım var benim. Bu başkan yardımcılarımdan bir tanesini sadece turizmden sorumlu olarak atayacağım. Ve ona diyeceğim ki Çanakkale'nin geceli konaklama sayısını iki katına çıkar. Bu atayacağımız arkadaş bizim partili değil. Bir tanıdığımız değil. Çanakkale'de bildiğimiz bir arkadaşım falan da değil. Ben bir profesyoneli destinasyon turizmi yapmış daha önceden bu konuda bilgi sahibi bir kişiyi istihdam edeceğim ve ona bir hedef vereceğim. Çanakkale'nin gelenek göreneklerine uygun bir şekilde gecelik konaklama sayısını iki katına çıkarma hedefi. Biz bunu çıkardığımızda Çanakkale ekonomisine altı kat fayda sağlayacağını bugün öngörüyoruz. Sonrasında sağlık turizminden kongre turizmine, eğitim turizmine, dalış turizmine yapabileceğimiz onlarca şey var aslında baktığınızda. Yapmamız gereken de çok şey var. Ama dediğim gibi turizm için de bundan sonraki diğer konular için de artık biz liyakatli, işin ehli, çözüm üretebilen insanlarla çalışacağız. Turizm için de Çanakkale aslında en büyük vaadimiz budur. Son olarak aile büyüklerine de değinelim isterim. 65 yaş üstündeki aile büyüklerimiz için bir sağlık takip merkezi kurmak gibi bir hayalim var. Nedenini de söyleyeyim. Kronik hastalığı olan ve yalnız yaşayan aile büyüklerimiz var. Artık eskisi gibi aileler böyle iç içe yaşayamıyor. Böyle olunca da yalnız kalıyor bazı aile büyüklerimiz. Benim onlarla ilgili bir sağlık takip merkezi kurduğumuzda isteyene kollarında benimki gibi bir saat takarak tabi bunun medikal versiyonunu takarak anlık olarak sağlık durumlarını takip etmek, düşme, çarpma gibi durumlarında acil olarak müdahale edebilmek gibi bir projemiz var. Aynı zamanda bu aile büyüklerimiz bizim bazı durumlarda bir evde temizliğe ihtiyaçları oluyor. Birini bulamıyorlar. Bir tamirata işte musluk su akıtır. Bulamazlar. Belediyemizdeki bir birimle birlikte bunlara da çözüm üretmek istiyoruz. Bir de ben sokakta gezerken benim böyle teyzelerim bana dediler ki evlat biz Mustafa Kemal'in şehrinde yaşıyoruz. Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan yerler dandır Çanakkale. Ama biz hiç atamıza gidemedik dediler. Bizi oraya götür dediler. Onların isteğini de şöyle bir baktık. Bütçedeki boşluğumuza baktık. Onlara da bir söz vermiş olayım sizin aracılığınızla. Her yıl 3000 tane 65 yaş üstündeki aile büyüğümüzü atamızın huzuruna ziyarete götüreceğiz dedik. Bu da bizim onlara bir sözümüz olsun. Böyle hep soyut şeylerin yanında biraz da somut bir vaat vermiş olalım. Onları da mutlu edelim. İnşallah dediğim gibi Çanakkale'de onlar da onların tecrübesiyle yönetmiş olacağız Çanakkale'yi. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı sağladığınız için. Teşekkürler. Estağfurullah. Hoşça kalın.